Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Embriyoloji dersimizin serisinde amniyotik sıvıyla devam ediyoruz. Bakalım amniyotik sıvı ile ilgili neler öğreneceğiz. Amniyotik sıvı ya da amniyon sıvısı dediğimiz hadise bir kere birincisi maternal sirkülasyon kaynaklı olabilir veya fetal sirkülasyon kaynaklı olabilir veya üçüncüsü de amniyotik membran kökenli olabilir. Özellikle amniyotik membranda epitelden yapılan sekresyonlarda amniyotik sıvıya katkıda bulunmaktadır. Bunun yanında ek olarak bebeğin idrarı, fetal ürin ve trakebronkiyal sekresyonlar bunlar da amniyotik sıvıya katkıda bulunmaktadırlar. Maternal ve fetal sirkülasyondan transudasyonla bir geçiş olmaktadır. Ve bütün bunların hepsi amniyotik sıvıyı oluşturmaktadır. Bir de ayrıyeten fetal deriden de yapılan dökülmeler de amniyon sıvısına veya deriden yapılan transudasyon da aynı zamanda amniyotik sıvıya katkıda bulunmaktadır. Peki amniyon sıvısı ne kadar diye soracak olursanız 12. haftaya kadar aşağı yukarı 50 mililitre olan bir amniyon sıvısı vardır. 20. haftaya kadar olan dönem içerisinde bu rakam 400 mililitreye çıkar. 36 hafta ve sonrasında ise 800 mililitre ile yaklaşık 1 litre arasında değişmektedir. Doğumda ise bu rakam biraz düşüyor. Doğumda ise 700 mililitre olmaktadır. Peki amniyon sıvısı içerisinde neler var? Bir kere glukoz olması zaten istenilen şeylerden bir tanesi. Yaklaşık 20 miligram bölü desilitre kadar glukoz var. Aynı zamanda üre bulunmakta. Üre de aşağı yukarı 30 miligram gene desilitre oranında bulunmaktadır. Ve gene bol miktarda ihtiyacımız olan neler var? Lipitler var. Lipitler de yaklaşık 50 miligram olarak bol miktarda bulunmaktadır. Bunun yanında kreatinin hormonlar vesaire de bulunmaktadır. Aynı zamanda sodyum, potasyum, klor gibi normal elektrolit dengemizi ilgilendiren tüm iyonlar da amniyon sıvısı içerisinde bulunur. Başka ne özellikleri olabilir? Bir kere bu biraz alkalidir. Ek olarak gravitesi biraz düşüktür ve anne serumuna göre hipotoniktir. Bu da geçiş için oldukça uygun olan bir şey. Ozmolaritemiz ne kadardır? Ozmolaritemiz ise yaklaşık 250 mili ozmol bölü litre kadardır. Ve özellikle bu ozmolaritenin artışı fetüsün matürasyonu ile ilgili önemli bir bilgi vermektedir. Gene söylememiz gereken şeylerden bir tanesi amniyon sıvısında. Aslında başta renksizdir. Fakat daha sonra terme doğru, doğuma doğru belli bir miktarda özellikle fetal deriden dökülen maddelerle beraber bir renk kazanmaya başladır. Açık kahverengi renk gibi bir renk sıklıkla gözlenmektedir. Renkle ilgili söyleyebileceğimiz önemli şeyler var. Bunlardan bir tanesi eğer yeşilimsi bir renk söz konusuysa özellikle burada mekonyum durumu söz konusu olmaktadır. Eğer sarıysa aynen bu kalemde olduğu gibi özellikle RH uyuşmazlığına bağlı bilirubin yüksekliğini ifade etmektedir. Eğer hem yeşil hem sarı, yeşilimsi sarı tarzında bir hadise söz konusu olduysa bu da postmotoriteyi göstermektedir. Eğer özellikle kanlı bir görüntüsü varsa, özellikle bu kanamayı tabii ki akla getirecektir. Eğer böyle koyu kahverengi bir şey, renk varsa, işte o zaman da intrauterin eks akla gelmelidir. Peki amniyotik sıvı ne işe yarar? Bir kere her şeyden evvel bir bariyer, özellikle travmaları, dış hasarları daha doğrusu korumak için fetüsün çevresinde oluşturulmuş bir bariyer. Aynı zamanda ısı koruyucusu, ısının düşmesini engelliyor ve hareket serbestliği sağlıyor fetüse.
Bir de diğer olayı da yapışıklıkları önlüyor. Besleyici özelliği de var. Tabii onu da mutlaka eklememiz gerekir. Dolayısıyla fetüsün yaşaması için bize mümkün olduğu kadar etki sağlıyor. Bir de amniyotik sıvının fazla olması, polihidroamniyoz, az olması, oligohidroamniyoz, olarak adlandırılıyor. Bu da bizim yabancı olmadığımız terimlerden ikisi. Peki polihidroamniyoz dediğimiz zaman neyi ifade ediyoruz? Bu özellikle 2 litrenin üzerinde olan bir sıvıya biz polihidroamniyoz adını vermekteyiz. Polihidroamniyozun özel bir etkisi var. Bazı anomalileri bize şey yapıyor. Anensefali bunlardan bir tanesi. İkincisi spina bifida. Üçüncüsü özofagus veya duodenal atrezi. Diyafragmatik herni. Hidrops fetalis. Ve multiple bebek. Bunlar hepsi bize polihidramnozun belirtilerinden bir tanesi olarak ortaya çıkabilir. Daha doğrusu polihidramnoz bunların belirtisi ortaya çıkabilir. Aynı zamanda fetal enfeksiyonda bizim polihidramnozumuzun önemli sebeplerinden bir tanesidir. Bir de amniyosentezden bahsetmemiz lazım. Amniyosentez neydi? Amniyosentez biliyorsunuz amniyon sıvısının alınıp incelenmesi. Amniyosentez özellikle bebeğin incelenmesi için esas olan bir faktör. Özellikle kromozom anomalileri açısından gerekli olan bir tetkik. Bu belli şartlar altında yapılıyor ve bebek sağlıklı mı değil mi onu test etmek için elimizde kullandığımız yöntemlerden bir tanesi basitçe yapılan bir yöntem. Amniyon sıvısı alınıyor ve laboratuvarda inceleniyor. Peki kime amniyosentez yapalım diye sorduğunuz zaman bir kere yaşı 35'in üzerinde olan gebelere şart. İkincisi özellikle önceki bebekte kromozom anomalisi varsa o zaman mutlaka yapılması gerekiyor. Ve daha önceden bazı testleri şüpheli çıkan ya da pozitif çıkan gebelerde yapmak gerekli. Eğer anne babadan herhangi birisinde kromozom anomalisi varsa, tabii o zaman da şart mutlaka bunu yapmak gerekiyor. Eğer genetik hastalık riski yüksekse gene mutlaka ve mutlaka amniyosentez yapılması lazım. Hiç öyle korkulacak bir şey değil. Bu basitçe bir ultrason altında bir iğneyle alınan bir sıvının incelenmesi. Peki neleri görebiliriz? Amniyosentezde görebileceğimiz şeyler neredeyse tüm kromozom anomalilerini görebiliyoruz. Bunun içerisinde ne var? Down sendromu var, Klinefelter var, Turner sendromu var. Bu ilk akla gelen şeylerden bir tanesi. Bunun haricinde kistik fibrozis, orak hücreli anemil, bunlar mutlaka görme şansına sahip. Bir de tabii ki nöral tüp anomalileri
Bunun için de söyledik. Bir tanesi çok tanıdık. Spina bifida. Bunların hepsini amniyosentezle görme şansına sahibiz. Peki risk ne kadar? Riski oldukça düşük. Bebeğin kaybedilme riski 1600'de 1 gibi son derece düşük bir rakam. Özellikle risk gruplarında yapılmasından hiçbir şekilde kaçınmamak uygun olur. Efendim bu kısa amniyon sıvısı dersiyle organogenezise giriş kısmımızı bitirdik çok şükür. Bundan sonra şimdi organogenezise geçeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın, başarılar.